Merhaba arkadaşlar, Sendeyiz Hocam'da Eşitsizlik 4. bölüme geldik ve bu bölüm son bölüm ve önemli bir bölüm arkadaşlar. Çünkü burada bazı şeyleri açıklayarak anlatacağım size. Konu anlatımda bunları zaten vermiştim size. Sevgili arkadaşlar, soru çözümlerinde dikkat edin. Biz her soruyu çözerken bir yandan da anlatıp çözüyoruz. Bu Sendeyiz Şimdi serisi bittikten sonra, yani bu testler bittikten sonra, bunun arkasından hemen konunun tamamıyla ilgili kitabımızda 3 tane test var. Bunları sizler çözeceksiniz ve arkasından tabii çözümleri de belli periyotlarda gelecek video şeklinde. Hemen geçiş yapalım isterseniz. Birinci sorumuz, biliyorsunuz konuyu anlattıktan sonra size böyle bir soru kalıbı verdik. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir de diyor ki x y'den küçük ise 1 bölü x 1 bölü y'den büyüktür. X 0'dan ve y 0'dan büyük. Yani x ve y 0'dan büyük. 1 bölü x 1 bölü y'den büyüktür. X 0'dan küçük, y 0'dan büyük ise 1 bölü x 1 bölü y'den büyüktür. Şimdi yukarıdaki ifadelerden hangileri bakın kesinlikle doğrudur. Yani kesin olmasını istiyor. Şimdi bizim bir özelliğimiz vardı. Neydi? Sevgili arkadaşlar, biz rasyonel sayılar, rasyonel diyorum. Bizler eşitsizliklerde denklemler gibi kullanıyoruz. 3 tane yerde farklı yerler. Nedir? 1. Eşitsizliklerde negatif sayıyla çarpma, bölme yaptığınız zaman eşitsizlik işaret değiştirir. Bu birinci kuraldı arkadaşlar. 2. Biliyorsunuz eşitsizliklerde çıkarma yapamıyorduk. Verilen eşitsizliğin öndeki eksi. Eksili yapıp ondan sonra toplama yapıyorduk. Ve son özelliğimiz de şuydu. Eşitsizliklerde pay ile paydayı, demin hani rasyonel yazımdan çıktı ya, işte oradaki özellik bu. Pay ile paydayı yer değiştirirsek eşitsizlik yön değiştiriyor, ama hangi durumlarda, hemen şöyle bir not veriyoruz. Eğer bizim sayımız, x, y demişiz, a, b verelim. Eğer bizim sayımız sıfırdan a büyük ve b büyük, yani aynı işaretli ise, şimdi arkadaşlar a, b'den büyük iken, büyük ise 1 bölü A, 1 bölü B yön değiştiriyor. Bakın unutmayın. Ne zaman yön değiştiriyor? Payla paydayı ters çevirdiğimiz zaman aynı işaretli olduğunda yön değiştiriyor. Yani bu aynı zamanda, sayısal bir örnek vereyim. Mesela 4 2'den büyük mü? Evet, 4 2'den büyük. Peki 4 2'den büyük, bunun ikisi de pozitif mi? Pozitif. Şimdi 1 bölü 4 mü büyük? 1 bölü 2 mi büyük? Yani çeyrek mi, yarım mı? Yarım daha büyük. Bakın o ne yaptı? Yön değiştirdi. Aynı şeyi bir de negatife uygulayalım. Mesela ne diyelim negatifte? Hemen şöyle. Evet. Şimdi negatif için de şunu kullanalım arkadaşlar. Mesela eksi 4 kimden büyük olsun? Eksi 8'den büyük bir sayı. Eksi 4 eksi 8'den büyük. Hemen yer değiştiriyorum payla paydayı. Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 8. Sizce hangisi daha büyük? Şimdi çeyrek, çeyreğin de çeyreği. Yani bu şekilde düşünürsek. Negatif bir sayı olduğu için arkadaşlar, zarar ne kadar az zarar olursa o kadar avantajlı. Hemen rasyonel sayılarda şöyle bir cümlemiz vardı. Pay payda yerine para bölü paylaşım. Yani kişi, para bölü kişi. 1 lirayı 4 kişi mi paylaşsam daha iyi, 1 lirayı 8 kişi mi? Tabii ki de 4 kişi daha iyi. Ama zararı paylaşmak hangisinde daha iyi? O zaman 8 kişi. Çünkü az zarar düşerse bizim için daha karlı. O yüzden bakın bu bundan büyük oluyor. Ne oldu? Yine yön değişti. Ne durumda yön değişti? A ve B sıfırdan büyükse yön değiştirir. Aynı şekilde bunun içinde A ve B sıfırdan küçük sayılar, B A'dan büyük. 1 bölü A, 1 bölü B yaptığınız zaman bu sefer A, B'den büyük olur. Peki bir de pozitif ve negatif alalım. Yani A sıfırdan küçük bir sayı olsun, B de sıfırdan büyük bir sayı olsun. Mesela A'ya eksi 2 verelim, B'ye de 4 verelim. Şimdi ben bunları yer değiştirsem bile payla paydayı, arkadaşlar 1 bölü 4 yine her zaman büyük olur. Yani yön değiştirmez. O halde neye dikkat ediyorum ben? Dikkat önemli. Ne zaman yön değişiyor? Pay ve payda 1. Negatif ve negatif sayıyla çarpma bölme yaptığında yön değişir. 2. Pay ile paydayı yer değiştirdiğinde yön değişir. Ne zaman yön değişir pay ile payda değiştiğimizde? İkisi de ya pozitif ya da negatifse. Yani aynı şartlıysa. O zaman birinci öncülümüze bakalım. X y'den büyük ise 1 bölü x 1 bölü y'den büyük. Genellikle buna doğru deniliyor arkadaşlar. Ama x ve y'nin işareti belli değil ki. Mesela x'e
x2 y'ye 4 verebilirim. O zaman yön değişmez. O zaman bu kesinlikle doğru değildir. Bakın doğru da olabilir ama kesin değil. Hemen buna bakalım. Bakın x, y. X ve y pozitif bir sayı. Tamam. Y x'den büyük. Ters çevirmişim. X y'den büyük olmuş. O zaman bu birinci verdiğim öncüldeki gibi. Yani birinci nottaki gibi doğru bir ifadedir. Hemen 3'e bakalım. X ve y nasıl işaretli? Zıt işaretli. X eksi y artı. Y x'den büyük. Ters çevirmişim. 1 bölü x 1 bölü y'den büyük olamaz zaten arkadaşlar. Bu da kesinlikle yanlıştır. O zaman ne kalıyor? Yalnız 3 seçeneği doğrudur arkadaşlar. Mesela ben buraya x y'den büyük. Bunlar da sıfırdan küçük. Dediğimde 1 bölü x 1 bölü y'den büyük müdür dediğimde bu da büyüktür arkadaşlar. Bakın ikisi de eksi. Y x'ten büyük. Ters çevirmişim. 1 bölü x 1 bölü y'den büyük olur. Bu da bir doğru ifade olurdu. Seçenekler de olsaydı. Ama seçenekler 1 ve 3 yanlış. Kim doğru? Sadece 2 doğru. Bursa seçeneği diyoruz. Geldik ikinci soruya. X ve y gerçek sayılar için. Eksi 6 ile 7 aralığında x. Y de eksi 8 ile 3 aralığında. Buna göre x y çarpımının değer aralığı nedir? Şimdi çarpım. 4 işlemlerde arkadaşlar eşitsizliklerde toplama çıkarma yapılır mı? Hayır. Sadece toplama yapılıyor. Çıkarma önündeki eksiği kullanarak topluyoruz. Bu da diğer videolarımıza vardı soru çözümlerinde. Çarpmaya geldik. Sevgili arkadaşlar eşitsizliklerde çarpma yapılır ama belli bir kuralı vardır. Nedir bu kuralı? Hemen onu açıklayalım. Şuraya yine bir notumuzu yazıyoruz. Arkadaşlar x'imiz hangi aralıkta? Şöyle bir verelim. Eksi 6 dahil değil. Eksi 5, eksi 4 nokta nokta nereye kadar gidecek? 5, 6, 7. Bunlar dahil değil arkadaşlar. Dahil değil ama 7 dahil değil ama 6.9, 9 dahil. O yüzden 7'yi alıyorum ama dahil değil alacağım. Bir de y'ye bakalım. Y hangi aralıkta? Eksi 8 dahil değil. Yine gelecek nokta nokta. 2, 3. 3 de dahil değil. Şimdi ben sizden şunu istiyorum. Bana öyle 2 tane x, y seçin ki. Yani bir tane x, bir tane y seçin. Bunları çarptığımız zaman çok büyük olsun. Bir de çok küçük olsun. Şimdi bakıyorum. Şu aralardaki hiçbir sayıyı seçmenize gerek yok. Niye? Çarpımlar en çok nerede olur arkadaşlar? Uçlarda olur. O yüzden sevgili arkadaşlar. Mesela ben buradan 1, 7'yi seçsem. Buradan da büyük olan 3'ü seçsem. 7 kere 3 21 bu en büyük olur. Bakalım küçükleri seçelim. X ve Y. Şimdi böyle dedik 21 en büyük olur mantık olarak. Şimdi X'ten bir tane seçeceğim. Yani yine büyüğü bulmaya çalışalım. Başka büyüğümüz var mı? Şimdi büyük olması ne demek? 1. Aynı işaretli ve sayılar arası çok uzak olması lazım büyük olması için. Şimdi bakın arkadaşlar. Eksi 6 ile eksi 8'i seçsem. Yani eksi 6 çarpı eksi 8. Bu ikisini seçtim. Çarptığım zaman 48. Bakın bu daha büyük oldu. Hocam biz buna nasıl karar vereceğiz? Öncelikle aralarla hiçbir işiniz yok. Aralardaki sayı beni ilgilendirmiyor. Sadece uçlara bakacağım. Ve uçlardan birer tane seçtiğim için illa şart değil 7 ile 3'ü. 7'nin yanında başka bir sayı da seçebilirim. Bu taraftaki sayıları da seçebilirim. O yüzden arkadaşlar şöyle bir tablomuz var. Genellikle bu birinci yol olsun. Tablolu yol diyelim. Birinci yol. Birinci yol. Şimdi x ve y'yi. Şimdi x'i buraya yazıyorum. Uçlarını yazıyorum. Eksi 6 ve 7. Y'nin uçlarını yazıyorum. Eksi 8 ve 3. Ama şuna dikkat edin. Dahillik varsa çözüm kümesinde de dahillik almak zorundayız. Bu ikisinde dahillik yok. O yüzden almıyorum. Şimdi bunları birbiriyle çarpalım. 6 kere 8. Eksi eksi artı 48. 6 kere 3. Eksi 18. Eksi olduğu için. 7 kere eksi 8. Eksi 56. 7 kere 3. 21. Burada bakın arkadaşlar. En büyük 48. En küçük nedir? Eksi 56. O zaman benim x çarpı y'm eksi 56 ile hangi aralıkta oldu? 48 aralığında oldu. Şimdi ikinci yola bakalım. İkinci yolu da kullanabiliriz. En çok ben bunu kullanıyorum. Benim için uçlar önemli değil mi? Evet. Şimdi şu iki ucu çarpıyorum. Çarpalım arkadaşlar. Yazalım. 6 kere 8 48. Diğer iki ucu çarpıyorum. 7 kere 3 21. Bu dursun. Bir de uçları çapraz çarpıyorsunuz. Bakın bununla bunu, bununla bunu. 7 kere eksi 8 eksi 56. 6 kere eksi 6 kere 3 eksi 18. Hop ne oldu bakın? En küçük ve en büyük. Bunu kullanın her zaman. O yüzden hangi aralıkta arkadaşlar? Eksi 56 ile x çarpı y
artı 48 aralığında. Bunu gösterimin şeklinde yazarsak -56'dan açık ve 48'den de açık. -56'ya 48 Bursa seçeneği diyoruz. Sevgili arkadaşlar, hani dahilliklere dikkat edin dedik ya. Peki nasıl dahil olduğunu nasıl anlayacağız hocam? Onunla ilgili bir hemen bir bilgi vereyim size. Şimdi diyelim burası dahil. Şimdi ben bu çarpımları yaparken önce uçları çarpacağım. -6, -8, artı 48. Bir açık, bir kapalı, sonuç açık. 7 kere 3, kapalı açık, 21, sonuç açık. Çapraz çarptığımda bakın, -6 kere 3, ikisi de açık, -18. Ama 7 kere -8, -56, ikisi de kapalı olduğu için bu sefer ne yapıyorum? Bunu kapatıyorum. Kapatıyorum demek ne demek arkadaşlar? O zaman şöyle bir şey yapacaktım. -56'dan büyük olacak dahil x çarpı y, 48'den de küçük olacak. Bakın -56 kapalı, 48 açık olurdu. Eğer bunlar olmuş olsaydı arkadaşlar, bunları da dikkat edelim. Geldik 3. soruya. X gelse sayı için -5 ile x 7 aralığında ve x karenin aralığı isteniyor. Hocam x kare x çarpı x değil mi? Evet, x çarpı x. O zaman ben deminki ikinci örnek gibi çözebilir miyim? Ama burada şuna dikkat ediyorsunuz. Seçtiğiniz x'in aynısını seçeceksiniz. Yani şöyle gösterecek olursam arkadaşlar, hemen diyorum ki -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsini aldım. Şimdi buradan bir tane x seç, 7. Bir tane daha seç. 7'yi seçtim olmaz mı? Hayır, olur. 2 tane x seçiyorsunuz. Yani x çarpı x, x kare. 7'yi seçtim. Bir daha 7'yi seçtim. 7 kere 7 ne yaptı? 49. Bakın en büyüğü bu. Bakıyorum, başka seçiyorum. -5'i seçtim. Bir daha -5'i seçtim. -5 çarpı -5 ne yaptı? Artı 25 yaptı. -5 çarpı -5. Yani deminki verdiğim özellik burada geçerli değil. İkisini farklı seçemiyorum, aynı seçiyorum. O yüzden iki tane aynı sayı seçmek ne zaman küçük olur arkadaşlar? -4'ü seçsem bakın 16 yaptı iki tanesi. -3'ü seçsem 9. Bunu seçsem 4. Bunu seçsem 1. 0'ı seçsem 0. 1, 4, 9. 3'ü seçtim. 4'ü seçtim. 16. Bakın, negatif de pozitif de seçseniz büyüyor. O yüzden ne oldu arkadaşlar? 0 en küçüğü oldu. O zaman şunu diyebilir miyiz? X karede en büyük değer nedir arkadaşlar? 49. Dahillik var mı bakıyorum. 7 açık. O zaman burası açık. Peki en küçük değer, sakın yanılmayın, 25 değildir. En küçük değer 0'dır ve dahillik vardır. Niye dahillik vardır? Kumun içinde, yani seçtiğiniz kümenin içinde. Hocam biz bunu nasıl böyle aklımızda tutacağız? Basit bir yol var arkadaşlar. Şimdi hemen notunuzu yazıyorsunuz. Konu anlatımda verdim bu notu. Burada bir daha veriyorum. Diyorum ki bir ifadenin karesi 4'ü 6, yani çift kuvvetlerini ararken, bir aralığınız eğer pozitif ve negatiflerden oluşuyorsa, yani seçeceğiniz aralık ne olacak arkadaşlar? Hem pozitif hem de negatif olacak içerisinde. O zaman şunu diyelim. Zıt işaretli. Zıt işaretli. Aralığım zıt işaretli ise en büyük uçların büyüğü. En küçük uçların değil arkadaşlar. En küçük uçların küçüğü demiyoruz. En küçük, dikkat, kırmızıyla yazıyorum, her zaman sıfırdır arkadaşlar. Ve dahildir. Bunu unutmayın. Bakın bu önemli. Hem sıfır alacaksın hem dahil alacaksın. Ne zaman? Zıt işaretli olduğunda. Peki 2. Aynı işaretli. Yani ikisi de pozitif, ikisi de negatif olabilir. Arkadaşlar burada ise en büyük uçların büyüğü, en küçük uçların küçüğü. Yani bana mesela artı 2 ile x 5 arasında deseydi, en büyüğü, uçların büyüğü 25, en küçüğü de 2'nin karesi 4'tür. Ne zaman sıfırı dahil oluyorum? Zıt işaretli olduğunda. Ve bunlar hangi kural için geçerli arkadaşlar? Çift kuvvetler. Çift kuvvet.
Peki hocam, tek kuvvet olursa tek kuvvette uçları büyük, büyük, küçüğü de küçüktür arkadaşlar. Çünkü işaretler tek kuvvette değişmiyor. O zaman benim sorunun cevabı ne oldu? Sıfırdan kapalı, 49'dan açık oldu. Bakıyorum seçenekler. Sıfırdan kapalı, 49'dan açık. C seçeneği oldu. Geldim üçüncü soruya. Bakın bu sefer ne geldi? Tek. Tek geldiyse arkadaşlar, tek bir kuralım var. Uçların en büyüğü en büyük, en küçüğü de en küçük. O zaman bana ne lazım? A küp lazım. A'ya arkadaşlar 5 verirsem 5'in küpü 125. A'ya 2 verirsem 2'nin küpü 8. O zaman benim aralığım, bakın ikisi de açık açık. Aralığım 8 ile A küp 125 aralığında olacaktı. Unutmuyoruz. 8 ile 125 açık aralık olacak ikisi de. Bakıyorum seçeneklere. Evet, A seçeneği. Şuna dikkat edelim. Hocam burada A küp değil de A kare isteseydi ne yapacaktım? Hemen onu da bulalım. A kare aralığı. Bunu bulalım. Aralığı. Nedir arkadaşlar? İkisi de aynı şartla pozitif. Sıt şartla değil. O zaman uçların en büyüğü en büyük. A kare 5'in karesi en büyük 25. Uçların en küçüğü de en küçük oluyorsunuz arkadaşlar. 2'nin karesi 4. Çünkü arada 0 yok. 4 ile A kare hangi aralıkta? 25 aralığında. 4'ten açık, 25'ten kapalı. Soru içinde bir daha soru çözdük. Geldik 5. soruya. Benden A kare artı B karenin toplamını istiyor. Neye bakıyorum kare çift kuvvet istediği için? Zıt işaretli mi A? Evet, zıt işaretli. Uçların en büyüğü 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. En büyüğü 25. Bunu aldım. 25 A kare yazdım. En küçüğü zıt işaretli olduğu için hiç düşünmüyorum. Direkt 0 yazıyorum. Geldim B'ye. B kare uçların en büyüğü en büyük. 3'ün karesi 9. Yani 3 seçti. Ha, dahillik var mı burada? Bakın yok yok. O yüzden almıyorum. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. O zaman uçların en büyüğü 16'dır. Dahillik yok. B kare uçların en küçüğü, bakın zıt işaretli olduğu için yine 0 aldık. Bu ikisini benden ne istiyor? Toplamam istiyor. Topladığımız zaman arkadaşlar bakın ne oluyor? 0 artı 0, 0. Kapalı kapalı, kapalı aralık, kapalı aralık. A kare artı B kare. 25, 16 topladığım zaman 41 yapar. Açık 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 aralık. O yüzden 0'dan kapalı, 41'den açık. Hangi seçenek? C seçeneği. Geldik 5. soruya. X'in alabileceği tam sayı değerleri kaçtır? Şimdi neydi? Benden x soruyor. Evet, x nerede? Payda da olmaz. Nereye alacağım? Paya alacağım. E pay almak için ne yapıyorum? Yer değiştiriyorum. Payla payda. Bir dakika hocam, biz bir şey öğrenmiştik. Payla payda yer değiştirirsek aynı işaretli ise yön değiştirir. Zıt işaretli ise yön değiştirmez. Hatta bir sınavda şöyle bir soru gelmişti. Adam şunu vermiş, bakın. Diyor ki A B'den büyük iken 1 bölü A 1 bölü B'den hala büyük. Burada aslında sana ne diyor biliyor musun? A B'den büyükken 1 bölü A 1 bölü B'den hala büyük. Burada dediği ne zaman değişmez? Zıt işaretli olursa. Hangisi artı, hangisi eksi? Çünkü zıt olacak biri. Büyük olan artı olur. Bu artıdır. Bu da eksidir. Ha, o zaman burada direkt B'nin kesinlikle %100 negatif olduğunun yorumunu yaparsınız. Sınavda geldi, önemli bir yer. Şimdi gelelim benim soruma. 1 bölü 5, 1 bölü 3 aralığında sayıların hepsi pozitif. Evet, o zaman bunlar zıt işaretli değil. O zaman ben bunları yer değiştiriyorum. Yani bunu 5 bölü 1 yapıyorum. Bunu x eksi 2 bölü 1 yapıyorum. Bunu da 3 bölü 1 yapıyorum. Yer değiştirdim. Aynı işaretli olduğu için ne oluyordu? Yön değişiyordu. Zaten sevgili arkadaşlar, bir sayı 5'ten küçük büyük olup da 3'ten küçük olamaz. Zaten mantıken de bunu veriyor size. O zaman benim sayım ne oldu arkadaşlar? X eksi 2, 5 ile 3 aralığında. Ne yapıyorum hemen? Her tarafa x aradığım için artı 2 ekledim. 5 artı 2, 7. X eksi 2, artı 2 ekledim. X kaldı. 2 gitti. Bakın buraya artık eklersem. 3 ekledim, 5. O zaman x'in alabileceği sayı değerlerin toplamı nelerdir diyor. 7 dahil değil. 5 dahil değil. Tek bir yer var. 6. O zaman sayıyı topladığım zaman x'imiz de 6 oluyor. Geldik 7. soruya. X gerçek sayı ve x kare x'ten küçük olduğuna göre 7x artı 9 ifadesini en büyük diyor. Şimdi düşünüyor. Ya bir sayının karesi niye kendisinden küçük olur? Mantık olarak kare her zaman büyük olur. Evet, 2'nin karesi 4 büyüdü. 3'ün karesi büyüdü. Ha, negatifleri alalım. Eksi 2'nin karesi 4 yine büyüdü. Ne zaman büyümez arkadaşlar? Bir sayının karesini aldıkça ne zaman küçülür? Unutmayın. Not alın. Pozitif. Pozitif. Evet, geliyor. Basit kesir arkadaşlar. Basit kesir. AYT ve TYT için çok çok önemli bir konu. Eğer bir sayının karesini aldıkça küçülüyorsa bunun anlamı şu:
x kare küçüktür. X ise bu sayımız kesinlikle bizim pozitif basit kesirdir. Yani 0 ile 1 aralığındadır. Benim sayım 0 ile 1 aralığında bir sayı. Mesela 1 bölü 2 0 ile 1 aralığında. Karesini al. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Hangisi büyük? 1 bölü 2 daha büyük. O zaman bakın büyüdü. Ne oldu bakın? 1 bölü 2, 1 bölü 2'nin karesi. Kendisi karesinden daha büyük. Yani yorum olarak A büyüktür A kare gibi düşüneceksiniz. Şimdi bunu anladık. O zaman bana ne lazım? 7x artı 9. Şimdi benim elimde ne var arkadaşlar? X'in 0 ile 1 aralığında olduğunu biliyorum. Bu arkadaşı bir 7 ile çarpayım. Çünkü bana 7x lazım. 7 ile çarparsam 0, 7x, 7 kere 1, 7. Bir de artı 9 lazım. O zaman her tarafa artı 9'u ekliyorum. Ekledim 9, ekledim 7x artı 9. Ekledim 7, 9 daha 16 yaptı. Ne diyor? En büyük değeri nedir diyor. 16'dan küçük, en büyük ne var? 15 var. O yüzden cevabımız Denizli seçeneği. Geldik 8. soruya. X, A gerçel sayı ve A kare A'dan küçük olduğuna göre diyor. B'yi de vermiş. B'de nedir? 5A artı 4. Ben alabileceği en büyük tam sayı değeri. Ben artık öğrendim. A hangi aralıkta? Karesi kendisinden küçükse 0 ile 1 aralığındadır. Bana ne lazım? 5A artı 4. O zaman hemen diyorum ki benim A'm 0 ile 1 aralığında. Ama bana lazım olan 5 katı. 5A lazım. Çarpıyorum. 5 kere 0, 0. Direkt yazalım. Sonucu yazalım. Bir daha uğraşmayalım. 0, 5 kere A, 5A. 5 kere 1, 5. Yetmedi. Bir de artı 4'e ekleyeceğim. Artı 4 ekliyorum her tarafa. 4, 5A artı 4, 5 artı 4 daha 9. Nedir arkadaşlar bu? 5A artı 4 dediğimiz değer B olduğunu söylüyor sana. Soruda da yazdım B'yi. B'nin alabileceği en büyük değer nedir dediğim zaman B 9'dan küçük bir sayı olacak. Bu da tam sayı olacak. Nedir? En büyük tam sayı değeri 8'dir. Gençler Ceyhan seçeneği. Geldik 9'un soruya. X bir tam sayı. Nananam. Yıldız atıyorsunuz. X bir tam sayı. 3x artı 7 ifadesinin en büyük değeri nedir? Şimdi arkadaşlar bunu çözerken birçok öğrencimiz şöyle çözüyor. Diyor ki hocam diyor bana x'in aralığı verilmiş. Tamam. Ben de önce bunu bir 3 ile çarparım. Çarp kardeşim. 3 kere eksi. Eksi 15. 3 tane x. 3x. 36. Güzel. Bir de 7 eklerim. Onu da ekleyelim arkadaşlar. Artı 7'yi de ekledim. 7 eksi 15. Eksi ne yapar? 15 eklersem eksi 7. 8 yaptı. Evet. Eksi 8 mi yaptı? 7 eksi eksi 8 yaptı. Evet. Ekleme yaptım. Bunu ekledim. 3x artı 7. 36'ya 7 ekledim. 43 yaptı. Evet. Bunun cevabı da nedir diyoruz? Hemen 43'ten küçük olan bir sayı. En büyük aradığım için 42. Aldık. Bunu cevaplara işaretledik. 42. Ama şuna dikkat etmedik. X bir tam sayı diyor. Sevgili arkadaşlar hemen notunuzu yazıyorsunuz. Not, not, not. Tam sayı verilirse eşitsizliklerde tam sayı verilirse 4 işlem yapılmaz. Yani 3 ile çarpıp 7 ekleyin yapılmaz. Ne yapılır arkadaşlar? Değer verilir. Değer verilir. Verilir. Neden? Şundan dolayı. Şimdi sevgili arkadaşlar ben size basit bir örnek vereyim. 3x 3 katını alacağım ya. Ben size diyorum ki bana öyle bir sayılar seçin ki 12 ile eksi 5 arasında olsun. En büyüğü arayacağım için 12'den küçük bir sayı seçeceksiniz mantık olarak. Şimdi 3 gün boyunca 3x'i alacağım ya. 3 defa bu sayıyı seçip toplayın bakalım kaç yapıyor. Şimdi bakıyorum. 3 defa bu sayıyı seçeceğim. Ben o zaman x'i 11.99 seçelim. İkinci x'i de 11.99 seçelim. Üçüncü x'i de 11.99 seçelim. 3 defa seçeceğim ya 3x. Ne oldu arkadaşlar bu? 12 seçseydim 12, 24, 36 olacaktı. Bu da 35.99 gibi bir sayı olur. İşte 35 nokta küsuratlı bir sayı olur. Buna da bir de 7 ekle diyorum. 3x artı 7 ekliyorsun. 35,99'a 7 eklediğimiz zaman bu da arkadaşlar 42.99 gibi bir değer olur. Bunun tam kısmı 42. Bakın cevap bu. Peki arkadaşlar benim sorum size böyle değil de şöyle olsaydı. Arkadaşlar 12'den küçük bir tam sayı seçin deseydim. 3 tane 12'den küçük bir tam sayı seçeceğim. Nedir? 11. Bir tane daha 11. Bir tane daha 11. Çünkü bana diyor ki tam sayı seç diyor. 3 tane 11 ne oldu? 33 oldu. Bir de buna 7 ekle. 3x artı 7.
33 artı 7 bakın 40 oldu. O zaman en büyük değerim 40. O zaman cevabımız ne oldu? Adana oldu. Basit bir örnek daha vereyim. Elinizde bir kumbara var. Ben size diyorum ki arkadaşlar her gün size 12 liradan az para vereceğim. Bir hafta sonra kaç paranız olur? Şimdi düşünüyorsun 12 liradan az para. Ne kadar verebilirim? 11 TL 99 kuruş veririm her gün. Bu da ne yapar? 7 tane 11 TL 99 kuruş. 12 olsa 7 kere 2 14 84. O zaman bu da 83.99 ya da 97 kuruş gibi bir değer yapar. O zaman hop 83 tam sayı kısmı. Ama size soruyu şöyle sorsaydım. Arkadaşlar size her gün 12 liradan küçük liralar vereceğim. Tam liralar vereceğim. O zaman 11 lira veririm. 7 günde ne yapar? 77 yapar. İşte o aradaki 6 fark kuruşlardan dolayı geliyor. O yüzden hemen tekrarlıyorum notumuzu. Sorularda bize tam sayı çıkarsa sadece değer verilir. Nasıl vereceğim hocam? 10 ne istiyor benden? En büyük değeri. 12'den küçük en küçük tam sayı nedir? 11'dir. Ver buraya 11'e 3 tane. 11, 33, 7'ye ekle 40. Olay bu kadar basittir arkadaşlar. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. Bakın dikkat edin ne? Yine tam sayı. Yazıyorum bunu. Tam sayı. Ha, o zaman hocam hiç uğraşmayacağım. A'yı 5 ile çarp, B'yi eksi 3 ile çarp. Ne istiyor benden? 5A eksi 3B'nin en büyük değeri. Arkadaşlar en büyük olması için pozitifin büyük, negatifin küçük olacak. O zaman bu en büyük olacak. Büyük. Bu da en küçük olacak arkadaşlar. Çünkü negatif. Hemen düşünüyorum. A'nın en büyük pozitif. Daha doğrusu A'nın en büyük tam sayı değeri nedir? 3'tür. Buradan 3'ü seçiyorum. Eksi 3 çarpı. B'yi ne arıyorum? En küçük. En küçük tam sayı değeri eksi 6'dan bir sonraki eksi 5'tir. Şimdi bu ikisini çarpıyorum. 5 kere 3 15. Eksi 3 eksi artı 15. 15 artı 15 ne yaptı? 30 yaptı. Bakın değer vererek çözüyorum. Ne zaman? Tam sayı olduğunda. Sadece tam sayılarda. Geldik. Son sorumuz olması lazım. 10.000 soru. X, Y ve Z gerçek sayılar. X sıfırdan küçük, Y, Z sıfırdan büyük. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Sevgili arkadaşlar, yani X negatif, Y pozitif, Z de pozitif. Şimdi biz burada 4 işlemde şunu biliyorduk. Notunuzu yazın. Toplamalarda bir ifadenin pozitif mi negatif mi olduğunu da sanırım. Toplananlar pozitifse pozitif, negatifse negatif. Böyle anlarım. Yani aynı işaretli olması lazım. Ne zaman biri artı biri eksi olursa bunun hakkında yorum yapamam. Hatta konu anlatımda bununla ilgili bir not yazdırdım. Yorum yapamadığınız soruların kalıbı aşağıdaki sayılardan hangisi sıfır olabilir soruların kalıbıdır. Yani size bir soruda aşağıdaki sayılardan hangisi sıfır olabilir diyorsa siz ne arayacaksınız? Bir tanesinin pozitif bir tanesinin negatif arayacaksınız. Yani toplamada yorum yapamamanız lazım. Geldim toplama bu şekilde. İşaretler aynıysa yorum yap, farklıysa yorum yapamam. 2. İşaretler çıkarmada. Sevgili arkadaşlar çıkarmada hiç işarete bakmayın. Büyükten mi küçük, küçükten mi büyük çıkmış. Eğer sorularda büyükten küçüğü çıkartıyorsanız bu pozitiftir. Mantık olarak küçükten büyüğü çıkartıyorsanız bu da negatiftir. Hocam işte biz eksi öğrendik, ona eksi verdim, artı verdim. Kafayı hiç karıştırma. Boş ver. Ne yapacaksın? Büyükten küçük çıkıyorsa pozitif, küçükten büyük çıkıyorsa negatif. Bu nerede? Çıkarma işlemlerinde. Geldim çarpmalara. Çarpmalarda tek bir mantık var. Aynı işaretliyse pozitif, artı artı eksi eksi. Zıt işaretliyse negatif. Çarpma ve bölmede aynı. Hadi geçelim bakalım çıklara. Birinci seçenekte A seçeneğinde ne vermiş? Çıkarma. Ne yapıyordum? Küçük mü büyük? Küçükten büyük, büyükten küçük. Bakıyorum. YZ. Y'den Z'ye çıkmış. Bakın. Küçükten büyük çıkmış. O zaman bu nedir arkadaşlar? Negatif. Negatif. Kesinlikle doğru. Benden yanlışı arıyorum bak. Yanlışı arıyorum. Geldim ikinciye. B seçeneği. X'e Y'yi çarpmış. Çarpmada kuralımız neydi? Aynı mı zıt mı? X'e Y'ye zıt. O zaman burası negatif. Z nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. Toplamada kuralımız neydi arkadaşlar? Aynıysa yorum yap. Farklıysa yorum yapma. Farklı yorum yapamam. Yorum yapamadığım için hop hiçbir şey diyemem buna. Geldik üçüncüye. Y'den Z çıkmış. Hemen bakalım Y'den Z. Bu dursun yani yorum yapamadığım için bu yanlış. Kesinlikle yanlış. Doğru da olabilir mi? Evet doğru da olabilir. Ama kesinlikle yanlış diyemiyorum. Bu, o yüzden şey yaptım. Tekrar döneceğim buna. C seçeneğine bakıyorum. Y'den Z'ye çıkmış. Y'den Z. Bakın yine arkadaşlar ne olmuş? Küçükten büyük çıkmış. Küçükten büyük çıkarsa negatif.
Bu 13 gibi oldu B. Burası ne? Negatif. Negatif ile negatif çarparsam 0'dan büyük pozitif. Bu da %100 doğru. Geçtim ikinciye. 1 bölü Z 1 bölü Y. Şimdi arkadaşlar YZ Z Y'den büyükken bunlar aynı işaretli mi? Aynı işaretli. Ters çevirdiğimde 1 bölü Z 1 bölü Y kesinlikle küçük olması lazım. Çünkü bu videonun başında da anlattık. Payla payda yer değiştirdiğiniz zaman kesinlikle işaret değiştirir. Bu %100 yanlış arkadaşlar. O zaman hop doğru cevabım bu. Yani yanlış arıyorum çünkü. Geldim Edirne'ye. X bölü Y. Şimdi X nasıl bir sayı? Negatif. Y nasıl bir sayı? Pozitif. Negatif pozitif bölersek 0. Bu da %100 doğru. Şimdi öğrencilerimiz bazen şunu karıştırıyor. Hocam B'yi yani doğru demediniz. Ama ben %100 doğruyu aramıyorum bir. %100 yanlış arıyorum arkadaşlar. B'ye doğru demedim ama yanlış da demedim. Neden? Çünkü X çarpı Y artı Z 0'dan büyük. Ver Z'ye 6'yı. Buna 2'yi ver. Buna da eksi 1'i ver. Eksi 2 çarpı 2. Eksi 2 artı 6. Bakın 4 oldu. 0'dan büyük olabilir. Şu ifadeyi kullanmasaydı o zaman hatalı bir ya da yanlış bir soru kalıbı olabilirdi. O yüzden bu sorularda kesinlikle yanlış. Yani %100 yanlış olduğunu göreceksiniz. Hangi seçenek? D seçeneği diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, eşsizlik konusunu tamamen bitirdik. Tabii burada bitmiyor. Güzel 3 tane test sizi bekliyor. Bir sonraki sendeyiz şimdi sorularıyla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.